Arkadaşlar merhabalar bu videomda ikizkenar üçgen konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Evet sayfa numarası da 35'teyiz arkadaşlar. İlk önce ikizkenar üçgen tanımıyla başlayalım. İki kenar uzunluğu eşit olan üçgene ikizkenar üçgen diyoruz. Yani şunlar kolları demiştik. Burası da taban. Tabana ait açılarda neydi? Birbirine eşitti. Ee, daha öncesinde de zaten bunları söylemiştik. Şimdi ikizkenar üçgenin özellikleri var mı? Var. Arkadaşlar şöyle bakacak olursak. E, konu içerisinde özelliği en fazla olan yani üçgenlerin içerisinde özelliği belki de en fazla olan konu burası arkadaşlar. Ee, o yüzden belki sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama özellikleriyle ilgili sorular çıkıyor mu derseniz özellikleri de bilsek iyi olur arkadaşlar. Hangi özelliğin nereden geldiğinde ben zaten konu anlatırken size söyleyeceğim arkadaşlar. Bu videomda ilk özellikten bahsedeceğiz sonra ikinci videoda da genelde özellik ağırlıklı gideceğiz. Ama genelde arkadaşlar sizler dik üçgeni biliyorsanız bu konuyu rahat bir şekilde yapacaksınız. Zaten dik üçgeni ayrıntılı bir şekilde anlattık. Şimdi ikizkenar üçgen, ikizkenar üçgen konusunda da dik üçgenleri, özel üçgenleri gibi gibi şeyleri zaten çok e, yapacağız arkadaşlar, kullanacağız arkadaşlar. Evet özelliklere başlayalım. Bu özelliği daha öncesinde biliyorduk zaten. İkizkenar üçgende tabana ait yükseklik ne yapıyordu? Hem kenar ortaydı hem de açı diye ek çizimlerde size göstermiştik arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Özellikle ve özellikle ikiz üçgende taban mevcutsa tabanına ait yüksekliği çizeceğiz arkadaşlar. Hatta şöyle diyeceğiz. ikizkenar üçgende taban mevcutsa insan olan tabanına ait yüksekliği çizer diyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım insanlık yapalım ve şu sorulara başlayalım arkadaşlar. Şimdi hocam bu ikizkenar üçgen demiş. Tabana ait yükseklik çizilmiş. Aa, tabana ait yükseklik çizilmişse hocam şunlar birbirine eşittir. Hocam altta da bir ikiz kenar üçgen var. A ikiz kenarda çizilen açı ortay. Aynı zamanda yüksekliktir. Aynı zamanda kenar ortaydır. Yani şu parçayla da şu parça birbirine eşittir. He, ee, burası 8 burası da 8'dir. Hocam 8 burası. 3 burası toplam 11 yaptı burası. E burası da 11 yapacak. O zaman 5x. 5 artı x eşittir 11 ise x'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 6 olarak buluruz. Evet bu sorumuzun cevabı böylelikle 6 oldu. Geldik ikinci soruya. Zaten biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorduk. A dik tabanı iki parçaya bölmüş. Aklımıza ne geldi? İkiz kenar. Aklımıza gelen başımıza yazın. Hop oluşturduk hocam bunu. Hemen ek çizimlerde zaten biz bunu söylüyorduk. Yani burası kaç çıktı? 9 çıktı. Bir de bir şey vermiş bize aslında. Şöyle bir açısal değer vermiş. Böyle bir açısal değer verildiğinde de genelde kullanmayı beceremiyoruz. Ama kullan kardeşim. Nasıl kullanacaksın? Karışık olan yere alfa bakayım. ACB açısına alfa deyince. E hocam burası 2 alfa. Ee, şuraya da beta diyeyim o zaman 2 alfa artı beta ne oldu 90 derece oldu 2 alfa artı beta eşittir 90 hmm. beta neresi abc hocam burası da beta şu an karışık a hocam ikiz kenar burası da alfa 2 iç açı 1 dış açı 2 alfa oldu hocam 2 alfa artı beta 90 dereceydi 2 alfa artı beta 90 olduğundan burası da 90 derece olur ve burada pisagor yapacağız hocam 9 var 15 var 9 12 15 12 yaz inşallah değil mi Evet hipotenüs olması lazımdı arkadaşlar. Dik kenar 12 diyebilirdik. 9 ve 15'teki ortak çarpandan gidelim. O zaman burası kaç arkadaşlar? 3 çarpı 3 burası. Hocam 3 çarpı 5 burası. O zaman hocam burası da 3 çarpı kare içinde. Diğerlerinin nesiydi? Kareleri toplamıydı. Yani 3'ün karesi 9 artı 25'ten 2, 3 kök 34 diye buluruz cevabı arkadaşlar. Evet. İkinci örneğimizin cevabını da 3 kök 34 olarak bulduk. <laughs> Geldik sonraki soruya. A hocam x kenar tabanda mevcut mu? Mevcut. Hemen insan olan ne yapar? Tabanın uzunluğu 30. İnsan olan tabanına ait yüksekliği çizer. Çiz kardeşim yüksekliği. Çizdik. E 32 eş parçaya bölecek. 15 15 6 kaldı. 15 17 ne üçgeni? 8 15 17 üçgeni. A hocam burada da bir dik üçgen var. 6 8 10 üçgeninden direkt burası da 10 çıkar. Evet. insanlık yaptınız ve çözüme ulaştınız. Geldik şuraya. İkiz kenar var mı? Var. Yine taban mevcut. İnsan olan ne yapar? İkiz üçgende taban mevcutsa insan olan tabanına ait yüksekliği çizer diyoruz. Hop çizdik. 4 4 böldü. Hocam şurada diklikte var. E ben bu dikliği kullanmam lazım. Nasıl kullanacağız o zaman? Dikten dik çizilmiş. Yani öklit bağıntısı var arkadaşlar. O zaman öklit'i uygulayacağız. Yani hocam sol taraftaki kenar olduğu için sola ait öklit bağıntısı. X'in karesi bu çarpı tamamı. X'in karesi eşittir. 4 çarpı tamamı kaç? 9. Yani x kare eşittir 36'tan x'i buradan kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Evet bu sorumuzun cevabı böylelikle 6 çıktı. Bizden de zaten x deniyordu. Geldik bir sonraki soruya. Hocam neler verilmiş? Şunlar eşit verilmiş. E bu da x kenar verilmiş. Hatta burası x kenar dik üçgen verilmiş. Yani burası 45 ise burası da nedir? 45. Ters açıdan burası da 45 mi? Evet. A, B, şu eşitler verilmiş. BC uzunluğu da 12 vermiş. He. şurası 12. Arkadaş ikiz kenar varsa tabanda mevcutsa insan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer hocam. Hemen çizdin yüksekliği ne yaptı burası? İkiz kenar dik üçgen yaptı. Ee, pardon ikiz kenar olduğundan dolayı tabanı ikiye parçaya böldü. 6'ya 6. hocam burada ne yapacağız? Bizden ne istedim? AD uzunluğu. Oo, AD uzunluğu. Şu ikiz kenardaki şu kenarlara şey diyeyim arkadaşlar. Şuraya x buraya x diyeyim. Hocam burası x kent. burası 6'ya 6 parçaladı ya buraya 6 eksi x kaldı. Hocam 45 45 90 üçgeninden dolayı burası x kök yaptı. Hatta burada da 45 90 45 üçgen oluştu. 6 eksi x ise burası da 6 eksi x. 6 eksi x 6 eksi x burası da ne olmak zorunda arkadaşlar? Kök katı. 6 kök eksi x kök yaptı arkadaşlar. Şimdi bizden ne isteniyor? AD yani şu uzunluk artı bu uzunluk yani 6 kök eksi x kök artı x kök X kökler gitti. Cevabımız ne çıktı o zaman arkadaşlar? 6 kök çıktı. Evet sorumuzun cevabı 6 kök oldu arkadaşlar. Ee, ne yapıyoruz? Tabanına ait yükseklik çizmeyi ihmal etmiyoruz. Evet geldik buraya. Kerem Bey bizim en küçük olanın adı. Kerem'i de koymazsak olmazdı arkadaşlar. Bu sene yenilediğim sorulardan bir tanesi. Kerem Bey evinin duvarının e, A noktasına bir çivi çakarak e, bu çivi yardımıyla kare şeklindeki bir çerçeveyi asacaktır. Kare şeklindeki bir çerçeveyi asmış. AB ile AC birbirine eşit verilmiş arkadaşlar burada burada da AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Hocam kare şeklindeki bir şey burası. Burası 12 olduğu için x kenar olduğundan dolayı x kenarda tabanda mevcutsa tabanın insan olan tabanın ait yüksekliği çizer 6-6 diye çizdik. Hocam bu da ipi aynı şekilde bu kare şeklinde hala devam ediyor. O zaman tabanın ait yüksekliği burada da çizerim. Bunlar da 6-6 yaptım arkadaşlar yaptım. Sonra soruyu okuyalım bakalım. Çerçevenin bir kenarı 12 birim ve Kerem Bey'in şekil 1'de kullandığı toplam ipin uzunluğu 20'dir. 20'dir. Yani bunlar 10 10. Hocam burası kaç yaptı o zaman? 8 yaptı. Sonra diyor ki çerçeve zemine paralel durmuş ve çerçevenin zemine uzaklığı 10 birim olmuştur. Çerçevenin zemine olan uzaklığı 11 birim. İşte şurası. Kerem Bey'in kullandığı toplam ip uzunluğu şekil 2'de 13 birim olduğuna göre 13 birimse burası 13 bölü 2 burası da 13 bölü 2 Dikkat ederseniz burası da 12 bölü 2 arkadaşlar. Buradaki dik üçgenden dolayı e, 13 bölü 2, 12 bölü 2 ise o zaman burada 5, 12, 13 üçgenden burası da 5 bölü 2 gelir mi arkadaşlar? Gelir. Şuradaki yüksekliği de 5 bölü 2 bulduk. E şu x zemin olan uzaklığı nedir diye soruluyor. Allah Allah. Hocam burada ne yapacağız? Burada şuna dikkat edeceksiniz. A noktası aynı yerde mi? Aynı yerde. A noktasının zemine olan uzaklığı aynı mı? Aynı. Şuna baktığımız zaman 8 burası. 12 burası. 10 burası. Yani toplamda burası 30 mu? 30. Hocam toplamda burası da 30 olacak mı? Olacak. E, zaten burası 5 bölü 2. Burası zaten 12 e, ve x. Yani 5 bölü 2 artı 12 artı x'in de kaç yapması lazım arkadaşlar? 30 yapması lazım. Özellikle duvara bir şey çakarlar böyle. Benzeri üniversite sınavında çıktı arkadaşlar. Aynı noktanın zemini olan uzaklığı burada da aynı. Burada da aynı. O yüzden buradakini bulduk ya burada da 5 bölü 12 ve x bu zemin olan uzaklığı 30 olmak zorunda arkadaşlar. E ee, buradan kaç geldi arkadaşlar? Burası 2,5. Burası kaç yaptı? 14.5 yaptı. 30 eksi 14.5'tan dolayı cevabımız da sanırım 15.5 oldu arkadaşlar. X'i de buradan 15.5 olarak buluruz arkadaşlar. Evet bu sorumuzun cevabı 15.5 yaptı arkadaşlar. A noktası her iki şekilde de aynı yerdedir diye söylenmiş zaten. <laughs> Geldik buraya. ABC bir üçgen Ali Kara açı ortaymış. Hmm. BH yükseklik AB ile AC birbirine eşit. Hocam AB ile AC birbirine eşit. Tamam. Hüseyin kara uzunluğu 6, Ali kara uzunluğu 12 olarak verilmiş. Ne yapacağız hocam? E ee, burada bir şey verilmiş. Eksik parçaları tamamlayalım. Hocam ikiz kenar verilmiş. İkiz kenarda çizilen açı ortay aynı zamanda yüksekliktir. Aynı zamanda kenar ortaydır. Değil mi arkadaşlar? Evet. Bizim şimdi soruda nereye yoğunlaşmamız lazım arkadaşlar? Hocam şu 6'ya yoğunlaşmamız lazım. Verilen her bir bilgiyi kullanmamız lazım. Hocam 6'ya nasıl yoğunlaşacağız burada? E, bir de şu 90'ı da kullanmam lazım. Allah Allah 90'ı nasıl kullanacağız? Bak beynin oraya gitti mi gitti. 90'ı kullanman lazım. Hocam şurada da 6'yı da kullanmam lazım. Aa 90'sa hocam şurası da 90 değil mi? Evet aa 90'dan bir kenar ortaya çizilmiş. Hop muhteşem şuttan eşit oldu burası. 6 ise burası da 6 burası da 6. Ali Bey uzunluğu isteniyor. E hocam burada zaten bir dik üçgen. 6 var 12 var. Dik kenarlarda 1'e 2 oran varsa hipotenüs kök 5 katı değil midir? Evet yani dolayısıyla cevabımız 6 kök 5 çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz verilen bilgileri yoğunlaşabildiğiniz sürece sorunun çözümüne rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet geldik buraya. Şimdi AB ile AC birbirine eşit verilmiş. 5 verilmiş. Burası da 3 verilmiş. CD ile BD'nin çarpımı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E ne yapacağız hocam? Hocam İkiz kenar üçgen verilmiş ama taban verilmemiş. Aslında tabanla alakalı bir şey verilmiş. CD çarpı BD soruluyor arkadaşlar bize. O zaman biz ne yapmalıyız burada? Tabanın ait yüksekliği tabii ki çizmeliyiz. Çizelim bakalım tabanına ait yüksekliği. Hocam çizdim. Tabanı iki eşit parçaya bölmeyle şununla şu birbirine eşit olmalı. Hocam bu yapacak bir şey yok. Buraya x buraya y dersem. Hocam x artı y ise burası da x artı y. E 3'ün 5'in hesabını yapmamız lazım. Yani 3'ü 5'i kullanmamız lazım. Hocam burayı nasıl kullanacağız? Allah Allah. Ya nasıl kullanacağım? Baksana, şurada bir dik üçgen yok mu arkadaşlar? Var. Şurada bir dik üçgen yok mu? Var. A ikili dik üçgen. İkili dik üçgen. Dik, Uy, dik, konuşamadım. İkili dik üçgende de haş, her iki dik üçgende de ortak değil mi arkadaşlar? E Dik üçgende ben buna özel bir durum zaten söylememiştim miydim? İkili dik üçgen olduğunda Pisagor bağıntısında lütfen ortak kenara dikkat edin arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Yani haşa dikkat edeceğiz. Bir sağdaki, soldakinde şey yapsam. H kareyi yalnız bıraksam. Ortak kenar yalnız bırakılıyordu. Karesi eksi karesi. Yani 5'in karesi eksi x artı y'nin karesi arkadaşlar. Aynı zamanda sağdakinde de 3'ün karesi eksi x'in karesi midir? Evet. 3'ün karesi eksi x'in karesi. Hipotenüsün karesi eksi dik kenarın karesiydi. O zaman burası 25. Eksi. Hocam bu x artı y'nin parantez karesi nedir? x kare artı 2 x'ye artı y kare. Bunu eksiyle çarpacağım. Eksi x kare eksi 2 x'ye Hepsini eksiyle çarpıyorum. Eksi y kare. Eşittir 9 eksi x kare yaptı. Hocam buradan x x kareler birbirini götürdü. Bu ifadeyi buraya 9 da buraya atalım. 16 eşittir y kare artı 2 x y yaptı. Allah Allah. Buradan y'yi de bulamam. X'i de bulamam. Ne yapacağım hocam? Dikkat et ne yapacaksın? Senden ne isteniyor? CD çarpı BD isteniyor. CD'ye bak bakayım. Hocam CD uzunluğu Y çarpı BD uzunluğu da şurası. Yani 2X artı Y. 2X artı Y. E senden ne isteniyor? Şu isteniyor. Y çarpı 2X artı Y isteniyor. Çarp bakayım şunu. 2X Y artı Y kare mi yaptı? Aa, biz aşağıda zaten 2X Y artı Y kareyi bulmadık mı arkadaşlar? Bulduk. Kaç orası? 16. O zaman cevabımız da 16 yapar arkadaşlar. Evet. Yani bazen de sadece elimizin çalışmasıyla çözüme ulaşabiliyoruz arkadaşlar. ÖSYM de böyle el çalışmasına ilgili de mutlaka soru soruyor. Zaten Son sınavlara baktığınız zaman e, elinizi çalıştıracak. Sadece elinizi çalıştıracak işlemler de geliyor arkadaşlar. Geldik bu soruya. Şekildeki kağıt parçası şöyle bir kağıt parçası var. ABC üçgeni çizilmiştir. İşte 25 12 17 olarak verilmiş. ABC üçgeni AC boyunca katlandığında arkadaş AC boyunca katlayalım bakalım. Katladığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? Sen bunu böyle katladığın zaman üçgen buraya mı gelecek arkadaşlar? Şöyle katlanmışı AC boyunca katladığın zaman hop buraya gelecek. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam 25 ise 25. Hocam 17 ise 17. Yazdık bunları. Peki. Şimdi ben bunu böyle yaptıktan sonra B noktası buraya geldi mi? Geldi arkadaşlar. B noktası buraya geldi. B noktası üzerinden toplu iğneyle delik açılıyor. Buradan delik açtım. Kağıt tekrar eski haline getirildi. O zaman kağıdı açıldığı zaman hem bu şekil var elimizde. Tekrar geri açtım. Ee, hem bu şekil hem de bu şekil var. Delik olan yer burası. Hatta simetri yok. Burası. Burası da delik oldu mu? Kağıt iki katlı iken delik açtık. Her iki B noktasında da delik oldu arkadaşlar. Kağıt tekrar eski haline açıldığında iki delik arasındaki en kısa uzaklık nedir diye soruluyor. Hop şurası soruluyor arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi burada? Hocam burada üst üste binen kenarlar birbirine eşittir. Üst üste binen açılar da birbirine eşit değil miydi? Evet. A açı ortay. A bu bir ikiz kenar üçgen. İkiz kenarda çizilen açı ortayın devamı nedir arkadaşlar? Yüksekliktir ve tabanı keşif parçaya böler. Biz şimdi ne yapacağız burada? X'i bulacağız arkadaşlar. Şuraya da bir y dersem. Hocam bir burada Pisagor bir de büyükte Pisagor. Ortak olan kenar X'i yalnız bırakıp e, Y'yi bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben oradan yapmam. Nereden yaparım? Ben şuradan yapalım. Ya özel üçgen var büyük ihtimalle. Hisset kardeşim hisset. 17 varsa büyük ihtimalle ne üçgendir? 8, 15, 17 üçgendir. Acaba burası 8, burası 15 mi? Burası 8, burası 15 kenar arkadaşlar. 8, burası 15, burası. Burası 27 yapıyor. 25 hipotenüs. Hipotenüsten küçük olması lazım. 8, 15, 17 sağlamadı. Ama burası 8, burası 15 sağlamadı arkadaşlar. Belki tam tersi. Burası 15, burası 8 olursa 8, 15, 17 sağladı. Burası 15, burası 20, burası 25 de sağladı. Sağlaması tuttu. Yani burası da 15, burası da 15 yaptı. Ve bizden bu uzunluk isteniliyor. Ee, şuradaki BB üst uzunluğu isteniliyor. İki delik arasındaki uzunluk isteniliyor. Yani cevabımız kaç yaptı o zaman? 15 artı 15'ten 30 yaptı. Tekrar söylüyorum Pisagor bağıntısından yapabilirsiniz. Ama hissiyat maneviyat bizim için önemli bir bilgi değil mi arkadaşlar? Hisleriniz kuvvetli olsun. Sallama demiyorum bak Hiss hissedin diyorum tamam mı? Sağlamasını da tuttuk burada yaptık. Geldik bir sonraki soruya. Arkadaşlar ne verilmiş burada? Ali Bey ile şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit verilmiş. Peki. Ondan sonra LM uzunluğu 6 4 verilmiş. AH kaçtır diye soruluyor. A hocam dik çizilmiş. Taban yok ki tabanına ait eşitliği yazsam. Allah Allah. Ya büyük ihtimalle bu soruyu ilk defa görseniz siz biraz zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Onu kesin ve net söyleyeyim. Niye hocam? Şundan dolayı arkadaşlar ee, daha benzerlik gelmediğimiz için geçen seneden biliyorsanız belki önceki, önceki sorulardan biliyorsanız ee, yapabilirsiniz tabi de. Biz 90'lar 2 adakiden fazla olduğunda alfabet'e dalıyoruz. Yani burada x kenar tabanına ait yükseklik iki eş parçaya bölüyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bir şey yapamadığımız zaman geometride genelde açılara dalarız. E dağıl Alfa diyeyim. Hocam x kenarsa burası da alfa oldu. Alfa 90 burası beta diyecek olursam. Alfa 90 kenar hatta burası da beta. Alfa 90 kenar hatta burası da beta. Alfa beta'ya genelde benzerlik konusundan sonra dalmaya alışıyoruz arkadaşlar. O yüzden böyle şey diyorum burada sıkıntı yaşarsınız diyorum. Normalde aslında çok da zor bir soru değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. A ters açıdan dolayı hocam burası beta yaptı. Hocam alfa 90 bakın burada. Alfa 90 burası da ne yapacak? Şu dik üçgende Burası da beta yapmak zorunda. Çünkü alfa ile beta'nın toplamı 90 derece olarak biliyoruz. Aa hocam ikiz kenar çıktı burada. Beta'ya beta. Yani burada bir ikiz kenar çıktı. Tabanda mevcutsa insan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizmez mi? Çizer hocam. Çizdik bakalım. İkiz kenar çıktı. Tabanda mevcut olduğu için tabanına ait yüksekliği çizdim. Tabanı iki eş parça böldü. E hocam? Takıldık kaldık. Ne yapıyoruz? Soruyu okuyacağız. Bizden ne isteniyor? Hocam aH isteniyor. Bak senden aH h isteniyor. Burada da tabana ait yükseklik buldum. Geometride geometri neydi? Verilen bilgileri kullanabilme yeteneğiydi ve bulduğum bilgileri de kullanabilme yeteneğidir aslında. E sen burada 3 3'e yaptın. A x burada 3 buldun. Burada da bir 4 var. 4'ü de kullanmadın. Bak işte beynin otomatikman ondan sonra fark ediyor. Gördün mü? Beynini sen buraya yoğunlaştırdın. Hocam 3'ü buldum. 4 var. A x de var. Hocam neye eşit oldu? Burada bir dikdörtgen oluştuğundan dolayı x direkt kaça eşit oldu arkadaşlar? 7'ye eşit oldu. İşte sorular böyle çözülüyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Verilen bilgileri de kullanın. Soru bitiyor. Tabi bazı kalıplaşmış bilgiler alfabetine dalma gibi. O da zamanla iyice oturacak arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bunu daha iyi ve daha net bir şekilde anlayacaksınız arkadaşlar. Evet böylelikle bu sorunun cevabını da 7 bulduk. Ve sonrasında da özellikler var arkadaşlar. Bu özelliklerin olduğu kısmı da isterseniz ikinci videoya bırakalım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.